Sürü Lideri Şems'te bir köpek eğitim programında daha karşınızdayız. Bu haftada her hafta olduğu gibi sizlerin soruları ve sizlerin istekleri üzerine bir bölüm kurguladık. Bu bölümümüzde bize daha öncesinden çok fazla gelen, ya hocam basit bir yavru köpeğimiz var, yeni aldık. Buna disiplin eğitimlerini, itaat eğitimlerini nasıl başlayabiliriz? Otur, yat, kalk vesaire gibi eğitimleri nasıl gösterebiliriz? Hareketleri nasıl gösterebiliriz? Bunların eğitimleri neler olmalıdır diye çok fazla soru geliyor. Bir yandan da bizim amacımız Bereket Hayvancılık TV ekranlarından sizlere duyurduğumuz üzere sürü gütme köpeği ile ilgili de çok ciddi çalışmalar yapmak ve bununla ilgili belki de bir eğitim grubu oluşturmak. Sürü gütme eğitiminde de köpeklerin koyunları, büyükbaş hayvanları idare ederken %100 kullanması gereken başlangıç komutlarımız var. Nedir? Örneğin işte otur, yat, bekle gibi. Böyle basit komutların nasıl öğretilebileceği ile ilgili birkaç yol göstereceğim bugünkü programda uygulamalı olarak. Bize aşağı yukarı 2,5-3 aylık Sakız isminde bir Golden Retriever yavru yardımcı olacak. Bu ufaklığın hikayesinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Her programda söylediğimiz üzere satın alma sahiplen mantığını anlatıyoruz ya. Bu köpek bugünden yaklaşık 2 hafta önce eşrafımızdaki bir dostumuz tarafından kalkıyor, Mısır Çarşısı'ndan satın alınıyor. İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı'ndaki hayvan pazarından düşük bir para karşılığı satın alınıyor. Eve getiriliyor. Eve getirildiğinde hasta bir köpek olduğu anlaşılıyor. Öksürüyor devamlı köpek. Veteriner çok ciddi masraflar çıkacağını söylüyor. Aile 3-5 gün köpekle ilgileniyor. 3-5 gün sonrasında köpekle ilgilenemeyeceğini ve köpeğin artık onlara çok zor geldiğini, ağır geldiğini düşünerek ağlaya sızlaya tanıdıklar vasıtasıyla bize ulaşıyorlar. Normal şartlarda biz böyle köpekleri almıyoruz. Fakat yavru köpeklerde, yetişkinde de yavruda da bizim işletmemize gelebilecek olası hastalık risklerini ortadan kaldırarak ağır karantinalar sürecinde alıp başka ailelere sahiplendiriyoruz. Adını biz koyduk Sakız isminde. Yaklaşık da dediğim gibi 2,5-3 aylık. 2 haftadır da bizde. Ben daha eğitim babında hiçbir şey yapmış değilim Sakız'a. Muhtemelen de bu hafta sonu daha iyi bakacağını düşündüğümüz başka bir aileye sahiplendirilecek. Fakat dediğim gibi yavru köpeklerde, yetişkin köpeklerdeki başlangıçtan daha kolay başlangıçlar yapabiliyoruz. Disiplin komutlarımızın içinde, itaat komutlarımızın içinde uygulayabileceğimiz onlarca egzersiz var. Fakat biz sürü gütme köpekleriyle ilgili neleri uygulamak zorundayız? Demin söylediğim gibi otur, yat, bekle ve kayış eşliğinde yürüme. Ta ki en baştan başlayacağız. Bütün dürtülerini test edeceğiz Sakız'ın. Sakız'ı önce kayış eşliğinde yürümesi için ne yapmamız gerekiyor? Bunları hatırlayalım tekrar. Biz buradan en başına, programımızın en başına dönelim, en başlarına dönelim. Köpek eğitim malzemeleriyle ilgili konuşurken yavru köpeklerdeki eğitim ekipmanlarından bahsederken elimizdeki bu malzemenin adının sevk kayışı olduğunu ve yeni başlanılmış bir köpekte sevk kayışını yumuşak deri, belki de bez ama metal olmayan bir sevk kayışının klipsini içinden geçirerek şu şekilde bir ilmek elde ettiğimizde, açılıp kapanan bir ilmek elde ettiğimizde, bunu da köpeğin kafası gibi düşünürsek elimizi, kafayı taktıktan sonra tasmanın birleşim yerini köpeğin sağ kulağının altına ve mümkün olduğunca yukarı alırsak, bunun yeterince düzgün bir uyaran tasma olduğundan bahsetmiştik. Şimdi öncelikle köpeğimizin boynuna kayışı taktığımızdaki tavırlarına bakacağız. Köpeğimizin hayatında ilk kez kayışla karşılaşması esnasında kullanabileceğimiz yardımcı malzemelerimizden iki tanesi top. Bir tanesi yeni başlayan köpekler için yumuşak top, bildiğimiz standart tenis topu. Bir diğeri de avı canlandırmak için sallayabileceğimiz daha sert ama canlı bir av pozisyonunu sergileyebilecek diğer topumuz. Bir taraftan da eğitim yeleğimin cebinde hazır doğranmış, kesilmiş, dikey kesilmiş. Ne deniliyordu buna? Stroganoff kesim. Evet, unutmayın bunu da. Böyle kesilmiş uzun sosis parçalarımız var. Niye böyle kestik bu sosisi? Eğer küp küp doğramış olsaydık ya da kuşbaşı şeklinde doğramış ya da bütün veriyor olsaydık, köpek ödüle
motive olarak benimle çalışırken ödülün bittiğini anladığı anda motivasyonu düşecek. Onun için birçok uzun parça hazırladık ki hem bizden alması kolay olsun hem de ödülün bittiğini düşündürtmeyelim köpeğe. Ne istiyorduk? Her seferinde köpeğin bizimle uygun hırs ve uygun yapıda hareket etmesini istiyorduk. Şimdi birçok kez daha öncesinde de söyledim. Buradaki eğitim egzersizlerimizde hayvan sahiplerine ve öğrencilerime de anlattığım en ana konulardan bir tanesi köpeğin kaldığı yerden çıkarılışı. Biz yapacağımız herhangi bir egzersizde köpeği bulunduğu alandan çok hızlı apar topar ve heyecanlı bir şekilde çıkarırsak köpeğin içindeki heyecan o kadar fazla olacaktır ki biz egzersiz çalışmasında, yürümede ya da başka bir alanda zorlanacağız demektir. Dolayısıyla kapıyı önce açıyorum. Kilidini açtım. Kapı kapalı duruyor. Hafifçe kilidi açarken ufaklık kapıya doğru bakın. Görüyorsunuz değil mi? Aslında olacak oğlak, affedersiniz dışkısından belli olur derler ya. O misal köpek buradayken daha topla oynamaya başlıyor. Şimdi ilgisini kaybetmemek adına topları kaldırdım. Başka şeylere odaklayacağım çünkü. Bir parça sosis alıyorum. Ufaklığı hiç ürkütmeden şöyle arkasından dolanıp rahat görebilmeniz için bu taraftan yapacağım. Tasmamı ve kayışımı hazırladım. Sosisi bu tarafta tutacağım. Kapıyı açtığımda sakız sosisi almak için hamle yaptığında yavaşça tasmayı bırakacağım. Elimle de kapıyı kontrol ediyorum. Sakız. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Bravo, 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 bravo. Çaktırmadan tasmayı sıkıştırdım ama hiçbir şekilde ne çekiyorum ne hamle yapıyorum. Hiç dokunmadım daha. Sadece sakız boynundaki o ağırlığı bilsin istiyorum. Sosisi de yedi. Bir diğeri için çağırıyorum tekrar. Bak 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 bak. Burada 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 gel gel. Evet. Dışarı aldım. Hemen ödüllendirmeye başlıyorum. Görüyorsunuz kötü bakımdan köpeğin bacaklarında yamulma var. Ön bacaklarında. Bu da köpekteki raşitizm. Her oturduğunda ödüllendiriyorum. Köpekteki anneden erken ayrılma, kötü besleme, hastalanma gibi bir sürü şeyin etkisi var. Ve bu çocukcağız bir Golden Retriever. Ama bana sorsanız hırk kalitesi olarak düşük. Ama sonuçta bir can. Yazık günah bu hayvanları böyle 3 kuruş kar karşılığında şuralardan buralardan satın alıp rezil rüsva etmeyin. Biz kendi adımıza ulaşabildiğimiz yerlerde toparlayabildiğimiz kadarlarını toparlayabiliyoruz. Ama şu hayvanın bacaklarının 6 ay sonraki halini de göreceksiniz inşallah ekranlarınız karşısında. Düzeldiğini de göreceksiniz. Çok önemli bir durum değil. Ama lütfen almayın. Sahiplenin, satın almayın. Sahiplenin. Bir de 2 gün sonra sokağa bırakmayın. Her seferinde söylüyorum. Bu dünyada vicdanınızı rahatlatsanız da öbür tarafta bunun hesabını veremeyeceksiniz. Bu benim inandığım inanca göre. Şimdi sesleniyorum. Sosisi koklatıyorum. Önüme getireceğim. Hafifçe elimi yukarı kaldırdığımda köpek anatomik olarak sosise bakarken oturacak. Oturduğu anda ben hiçbir komut vermeden sadece sosisi ona vereceğim. Gel bakalım, gel bakalım. Zıplamalarda hiç ses çıkartmıyorum. İyice yaklaştırıyorum. Ta ki o oturana kadar. Hoppa, bravo. Oturduğu anda güzel ses, hemen sosis. Bu kadar küçük köpek eğitilir mi? Evet eğitilir. Köpek yemek yemeye başladıktan sonra hayatındaki bitmeyen eğitim süreci başlamış olur aslında. Şimdi tekrar aynısını yapacağım. Bak 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 bak. Bir yandan da artık kayışın boynundaki ağırlığına alışsın istiyorum. Ufak ufak yürüyüş egzersizlerine de başladım. Otur. Bravo. Bu kaşınmaların hepsi siz de kendi yeni yavru köpeğinizde uygulama yaparken göreceksiniz. Köpeğin boynuna tasma takıldığında, ilk kez tasma takıldığında köpeğin tasmayı kabullenmemesinden kaynaklanan davranışlar. Kabullenmemesinden değil, vücuduna takılan bir yabancı cismin köpeğe verdiği oyun, heyecan, korku vesaire gibi durumlardan kaynaklanıyor. Kaşınmalar, ısırmalar. Ben bütün bunların hepsinin üstünde bir parça sosisle yine
ufaklığı biraz teşvik ediyorum. Sakız, gel bakalım. Tekrar bir daha otur yapacağız. Buraya, buraya gel. Hop 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 hop. Gel bakalım. Oturduğu anda bravo deyip sosisten bir parça verdim. Köpeğime oturmayla ilgili egzersize yavaş yavaş başlamış oldum. Şimdi bir de tasmaya nasıl alıştırırım egzersizi var. Tasmaya alıştırırken özellikle böyle güçsüz, hastalıktan çıkmış gariban bir köpekte hiçbir zaman bu tasmayı asılıp sağa sola götüremezsiniz. Tasmayı yere bıraktım. Görüyorsunuz hala kaşınıyor. Boynundaki tasmanın ağırlığını görüyor. Şu anda tasmayı ona taşıtıyorum. Bu bile benimle yürüyüş esnasında aldığı bir eğitim. Hem bana güvenmeyi öğreniyor, benim yanımda dururken sosis yiyor, hem boynundaki ağırlığa güveniyor, alışıyor, düzeltiyorum. Hem de benimle koordine bir şekilde ufak ufak yürümenin ilk adımlarını atıyor. Ödülü verdim, sabit duruyorum. Tasma boynunu dolanmasın diye dikkat ediyorum. Gel bakalım, gel bakalım. Hiç çekmiyorum. Şu anda bakın belinde kaldı ufaklığın. Ama ben sosisi veriyorum. Yavaş yavaş bunu çıkarıyorum. Birdenbire yapmıyorum hiçbir şeyi. Normalde sosis olmadan yapın bunu elinizde. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Düzelttim. Hiçbir şekilde zorlamıyorum. Tekrar mamayla. Huhu. Bir daha otur yaptıracağım şimdi. Bak. Oho. Tasma tepkilerini görüyorsunuz değil mi? İlk kez tasma takılan köpekte timsah dönüşü dediğimiz köpeğin tasmayı kabullenmemesinden kaynaklanan durum. O noktada hemen köpeğin yanına geliyorum. Sosis koklatıyorum. Bak 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 bak. Aferin sana. Dikkati başka yere çektim. Devamlı sosis yediriyorum elimde. Köpekteki anksiyeteyi azaltmak için. Hala yiyor elimden. Bir yandan da sevip iyice olumlu şartlıyorum. Biraz uzaklaşıp. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Tasmayla savaşmasını bitirmesini istiyorum köpeğin. Ama tabii bu tek bir egzersizde olacak iş değil. Hemen şimdi tekrar sosisi devreye soktum. Bak 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 bak. Bak 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 bak. İyice farkındasınız. Çıldırdı. Sakinleştiği anda sosis veriyorum. Tekrar. Bravo sana. Bravo sana. Aynı pozisyondayken oturdan hemen elimle ona yardımcı olup oturdan basitçe bir yata nasıl geçiliri göstereceğim. Biraz sakinleşmesini bekleyeceğim. Yavaş, sakin. Tamam, 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 tamam. Tamam. Asla kucağıma almıyorum. Asla köpeğe fazla temasta bulunmuyorum. Yeterince bulunuyorum. Onu cesaretlendirecek kadar. Bakın şu anda korkudan sosisi bile almayacak pozisyona geldi. Hemen egzersizi bırakıp köpeğimin korkularından kurtulması için bu kucağı almak değil, tasmayı çıkartmak için yaptım bunu. Kayışı çıkarttım. Ufaklığı kendi alanına koydum. Ve bir süre sakinleşmesini bekledim. Çünkü köpek heyecanlıyken, korkudayken, stresteyken köpeğe çok fazla bir şey öğretemezsiniz. Öğretemediğiniz gibi öğretmeye çalıştığınız her aşamada daha önce öğrettiklerinizi geriletir. Ne yaptık? Köpeğe tasmayı takmayı gösterdik. İlk etaptaki kontağı gösterdik. Otur komutuyla alakalı vücut dili ve ödüllendirmeyi gösterdik. Kayışın hayvanın boynunda asılı kalması ve o ağırlıkla birlikte boyundaki tasma durumunu gösterdik. Şimdi onu daha çok cezbedecek, onu daha çok heyecanlandıracak başka bir egzersiz hemen devreye sokmak zorundayız ki köpek sıkılarak ya da korkarak yabancıların drive construction dediği, bizim de dürtü inşası diye adlandırdığımız hayvanın kendi yapısını, kendi duygu durumunu ilk başta inşa ederken hataya, korkuya,
gürültüye ve paniğe yer bırakmamak gerekiyor. Dolayısıyla hemen egzersizin şeklini değiştirip bunu bir av egzersizine ve av egzersiziyle birlikte bir oyuna çevirmeye niyetliyiz. Bunu daha önceki Chapo Aykız, Kangal köpeklerimizde ve diğer iş köpeklerimizdeki dürtü inşasında görmüştünüz, göstermiştik. Ufaklığın sakızın box'ının önüne atıyorum. Hoppa! Hoppa! Topu bir av gibi canlandırıyorum köpeğin önünde. Hoppa! Bravo! Hoppa! Hop! 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 Bunu niye kayışla yapıyorum? Az önce köpeğin boynundaki köpeğe korku... Aferin sana! Tuttuğunda aferin! Bravo! Ufak bir sevgi. Köpeğin az önce boynundaki ona stres kaynağı olan şeyin, kayışın, şimdi onun için bir oyun aracı olması köpeğin stresini daha da azaltacaktır. Aferin sana, aferin sakıza. Topu her tuttuğu anda güzel sesler var ve bırakıyorum. Sanki bir aslan gibi, aslanın avını parçalayıp inine götürmesi gibi, bir kurdun avını parçalayıp inine götürmesi gibi, daha 2,5 aylık ufaklık bile kendince bir içgüdü sergiliyor. Hemen daha da celallendirmek istiyorum durumu. İçgüdüsel aktivitesini arttırmak istediğim için av ve oyun arasındaki ilişkiyi pekiştirmek istiyorum. Çok çabuk alamayacağını artık göstermem lazım. Bravo! Bravo! Hop düştü. Bir daha. Gel bakalım. Sakız. Aferin sana. Sakız. Hoppa. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Aferin. Buraya gel. Gel bakalım, gel bakalım, gel. Gel. Yavru köpekteki, şimdi kucağıma alabilirim. Yavru köpekteki sıkılma anı, köpeğimizin çabuk bezmesi gibi şeyler mümkün. Bunların hepsinin ayrı sebepleri var. Güneş ısısı, oda sıcaklığı, hayvanın geçirdiği hastalıklar, yaşam alanı pozisyonu gibi 1,5-2 aylık bir yavruyla ilk kurulacak temaslar gördüğünüz üzere hangi konuda olursa olsun 3 dakikayı 5 dakikayı geçemiyor. Bunu her gün sınırlarını uzatarak yapıyoruz. Dolayısıyla sakızı da hemen yerine koyup dinlenmesi ve kendine gelmesi için bir 5 dakika ayırıyoruz, sonrasında su veriyoruz. Anında su verirsek köpeğimiz heyecanlı ve bir şeyler yediği için istifra edebilir. Unutmayın, küçük köpeklerle yapılan bu tip çalışmalardan sonra köpeğinize bir 5 dakika normal zaman, sonrasında su vererek dinlendiriyorsunuz. Rüzgarın bol ama abartılı değil, gölgenin olduğu bir yere çekip özellikle yaz aylarında dinlendiriyorsunuz. Bu hafta sizlere Sakız isminde gariban sokağa atılmış yavru köpeğimiz Golden Retriever'la itaat eğitimlerinin başlangıcı olan yavru köpekle nasıl temas kurarız, yavru köpeğe bazı hareketleri nasıl gösteririz kısmında, yavru köpeğimizin boynuna kayışı takma, onu dışarı çıkartma, kayışla tanıştırma, topla ilk tanıştırma, ödülle ilk tanıştırma ve otur egzersizini yaptırdık. Bundan sonraki bölümlerde sakız ya da başka köpeklerimizle bunlara tekrar devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hareketli kalın. Haftaya bir diğer sürü lideri Şems'te köpek eğitim programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.